Nedim Şener, Kılıçdaroğlu haklı, kaybetti ama yenilmedi. Tek yenilen CHP seçmeni. Seçimlerin üzerinden neredeyse 3 ay geçti ama Millet İttifakı cephesinde tartışma bitmek bilmiyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan %52.8 oy oranıyla ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilirken %48.2 oy alan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kaybettik ama yenilmedik diyerek siyasi tarihe geçti. %48 oy almayı çok önemseyen ve başarı olarak gören ancak Erdoğan'ın aldığı %52.8 oyu zafer olarak görmeyen Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri tartışıldı, eleştirildi. Ancak 3 ay geride bırakan gelişmelere ve tartışmalara baktığımızda haklı çıktığını görüyorsunuz. 1. Kılıçdaroğlu koltuğunu koruyor. Seçimde %48.2 oy alan herkesin istifasını istediği hatta bunun için her türlü girişimin yapıldığı Kemal Kılıçdaroğlu halen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak koltuğunu koruyor. Kurultaya doğru giderken onu koltuğundan edecek bir güç ve bir rakip yok. Şu anda 11 büyük şehirde ve 200 dolayındaki belediye yönetimlerinde CHP Genel Başkanı olarak söz sahibi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini de o belirleyecek. Tekrar edeyim. Kurultayda da yeniden genel başkan seçilmesi bekleniyor. Yani evet. Seçimi kazandı ama kaybetmedi. Hem de hiçbir şey. 2. İmamoğlu yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı. 28 Mayıs günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ertesi günü değişim diye ortaya çıkan ve CHP Genel Başkanı olmak için her şeyi yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumuna bakalım. 2019'da seçildiği günden bu yana kendisini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'ndan çok potansiyel cumhurbaşkanı olarak gören İmamoğlu, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in her türlü girişimine karşı aday olma cesaretini gösteremedi. Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun yanında olan, reklamlarında oynayan, seçim akşamı onu 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan eden, 4 kez kazandık yalanını söyleyen İmamoğlu, seçimin kaybedilmesinin ertesi günü kendini ortaya attı tek amacı Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna geçmek olan ve bunun için CHP içinden Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle işbirliği yapan İmamoğlu'nun son kararı 2024'te yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylı oldu. Yani kendisi kaybedilen seçim sürecinin bir parçası olan İmamoğlu için de değişen bir şey yok. Evet, 28 Mayıs'ta onun Cumhurbaşkanı yardımcısı olma planı suya düştü ama kaybettiği hiçbir şey yok. 3. Özgür Özel kazanç peşinde. Bu sürecin en uyanık kişisi CHP'li Özgür Özel. O, diğerlerinden farklı olarak yalnızca pozisyonu korumak için değil, bir de kaydedilmiş seçim sonrası kazancını artırarak çıkmak için kolları sıvadı. 2009'da ve 2014'te olmak üzere CHP adayı olarak iki kez Manisa Belediye Başkanlığı seçimlerini kaybeden, Manisa il ve ilçe yönetimlerinde desteklediği adaylar 2017 ve 2020'de seçimleri kaybeden 2019'da bizzat oturduğu mahallesinde CHP delegesi seçilemeyen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun 13 yılda aldığı 12 seçim mağlubiyetinde en büyük paya sahip bir isim. Ama öyle bir siyaset uyanığı ki CHP'li seçmenin Kılıçdaroğlu ile gitmesini istediği Özgür Özel, şimdi CHP Genel Başkanı olmak için uğraşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu karşı İmamoğlu ile tavşan aday olarak hareket eden Özgür Özel, 14 Mayıs seçimlerinde hem milletvekili sonrasında da CHP Grup Başkanı olarak hiçbir kaybı uğramazken siyasi tarihe geçecek bir uyanıkla CHP Genel Başkanı olarak en kazançlı kişi olmaya çalışıyor. 4. Kurmayları yerini koruyor. Seçim kaybedilmesine karşın yenilmeyen en önemli grup Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmay takımı. Bunlardan bir kısmı ya milletvekili ya parti yöneticisi olarak Kılıçdaroğlu'nun yanında. Bir kısmı ise hem CHP milletvekili hem de İmamoğlu ile hareket ediyor. Özgür Özel dahil Engin Altay, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Veli Ağbaba gibi geçmiş yılların tüm başarısızlıklarına pay sahibi olan Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. İmamoğlu'nun genel başkanı olması ihtimaline karşı onunla gizli uzun toplantısında yaka ele veriyorlar. Bunlar seçimi kaybetse de yenilmeyen ama yine kazanmaya çalışan grup. 5. Sazan sarmalı ile kazananlar. Kim ne derse desin Millet İttifakı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilliği çoğunluğunu kazanamamasına, adayları Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilememesine rağmen seçimin en büyük kazananı, toplam oyları %2'yi bulmayan Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti oldu. Adı var kendisi yok 4 parti, CHP'lerin oyları ile 39 milletvekilliği kazandılar. İyi Parti ise kazanmasa da %8 üzerindeki oyu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubunu kurdu, hazine yardım almaya da hak kazandı. 6. Antidepresan kullananlar. Peki kim yenildi diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Cevap vereyim. Seçimin tek yenileni, tek kaybedeni CHP'li seçmenler. Onlar oy verdi, herkese kazandırdı ama umutlarını ve güvenlerini kaybetti. Öyle ki seçim sonrası ağlayanlar, depresyona girenlerden antidepresan ilaç kullananlar bile oldu. Seçimin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen hala bu ruh halini üzerinden atabilmiş değiller hekim yardımı alanların sayısı hiç de az değil. Çevresinde CHP'lilerle sohbet edenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Bunun yanında ekranlarda yaşanan tartışmalarda eski bir CHP'li yönetici olan Kemal Anadolu'nun sözleriyle CHP yönetiminin seçmeni koyun yaptığını söyleyenler bile var. CHP'liler sosyal medyadaki paylaşımlarında bu ruh halini paylaşmaktan da geri durmuyorlar. Hayal kırıklıkları, umutsuzlukları zaman zaman CHP yönetimine karşı öfke patlamasına Kazanan tarafa hakarete kadar varıyor. Bu kesime hitap eden internet sitelerinde yaşanılan ruh halinden çıkmak için psikolog ve psikiyatristlerle röportajlar bile yayınlanıyor. Hiçbir şey olmamış gibi davrananlara kötü haber ise bu ruh halinin yerel seçimlere de yansıyacak gibi görünmesi.